Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi data flow'ların en temel kullanım amacı eğer bir tablo birden fazla veri modelinde ortak olarak kullanılıyorsa o tabloyu bir data flow'a bağlayıp bir nevi birden fazla veri modelini besleyecek şekilde bir data repository, bir veri ambarı oluşturmak. Elbette birçok tabloyu da aynı data flow altında güncellemek mümkün ama temel kullanım amacı genellikle bu. Herkesin kullandığı ortak bir data repository. Şimdi burada iki tane farklı data flow var. Birisi fake tablosu, diğeri master tabloları içeriyor. Her iki data flowunda refresh düzeni farklı. Fake tablosunu her gün güncelliyoruz. Settings'ten bakalım. Bunun refresh düzeninde her gün daily bir güncelleme var maksimum sayıda güncelleme yapıyoruz. Ama master tablolar aynı şekilde değil. Master tablolar çok sık değişen tablolar değildir. Her gün yeni bir satış bölgesi oluşturmazsınız. Dolayısıyla bu master tabloları içeren data flow'un refresh schedule'ı farklı. Haftada sadece pazartesi ve çarşamba günlerinde bir defa güncellenecek gibi. Şimdi bunun avantajı ne? farklı tabloları, farklı data flow'lara bağladığınızda hangi data flow'u hangi sıklıkla güncellemek istiyorsanız bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu data flow'ları kullanarak kurduğumuz bir veri modelinin kendini refresh etme süresi muhtemelen daha kısa sürecektir. Peki Power BI Desktop'a geçelim. Bu data flow'ları kullanarak çok basit bir veri modeli kuralım. Okay, Power BI Desktop'ı da açtım. Get data Buradaki Data Flows menüsünden biraz önce oluşturduğumuz data flow'lara bağlantı yapacağız. Şimdi Microsoft Data Flow'lara bağlantı yapmayla ilgili son birkaç ayda bazı değişiklikler yaptı. Şimdi burada iki tane farklı dış folder gösteriyor bana. Biri environment diyor. Bu environment dediği Power Apps'den gelen, Dataverse'ten gelen environment'lar. Ona da daha sonra bakıyor olacağız. Alttaki ise workspace'ler. Bizim powerbi.com'da altında data flowların olduğu çalışma alanlarını listeliyor. Biz data flow isimli bir çalışma alanı yarattık. Onun altında da iki farklı data flow yarattık. Fact ve master. İki farklı data flow her ikisine de bağlantı yapacağım. Hepsini istiyorum. Transform data. Şu ekranı da biraz büyütelim. Şimdi Data Flow'ların ikinci bir amacı neydi? Data Flow buluttan tetiklediğimiz Power Query. Dolayısıyla transformasyonların tamamını ya da büyük kısmını bizim Data Flow'da yapmış olmamız lazım. Dolayısıyla Power BI Desktop'tan bir Data Flow'a veya Data Flow'lara bağlandığımızda buradaki transformasyon ihtiyacı minimumda olması lazım. Biz aynı veri modeli altında birden fazla Data Flow kullanabileceğimiz gibi başka veri kaynaklarından veri de çekmeye devam ediyor olabiliriz. Buradan da bunu seçelim örnek olması açısından. Üstteki tablolar iki farklı data flow'dan geliyor. Alttaki tablo Excel, SQL artık nereye bağlandıysak. Bunu tekrar siliyorum. Şimdi bir bakalım Dataflow'a bağlandığımızda query folding vesaire falan gibi işlemleri yapabiliyor muyuz? Destekliyor mu? Şimdi Dataflow'a bağlantı yaptığımızda Power BI Desktop'taki Power Query altında query folding diye bir şey yok. Burayı sağ tıkladığımda ben View Native Query'nin seçili olmadığını, seçilemediğini görüyorum. Ama daha önce söylediğimiz gibi data flow'lar da query folding'i destekleyen stepleri kullandığınız sürece query folding'i destekler. Onun başka detayları da var. Daha sonraki derslerde onlara da değiniyor olacağız. Ama tekrarlamak gerekirse bir data flow'a bağlantı yaptığımızda Power BI Desktop'taki Power Query tarafında query folding diye bir şey yok. Minimum sayıda transformasyon close apply dediğimizde sanki normal bir veri kaynağına bağlanıyormuş gibi data flow'dan okuduğumuz veriler modelimize girecek. Gerisi standart veri modelinde gördüğümüz şeyler. Peki bu modelde bir publish edelim çünkü dataflow'a bağlanarak bir semantik model kurduğumuzda ve bunu yayınladığımızda bizim iki farklı refresh düzenini takip ediyor olmamız lazım. Önce dataflowlar güncellenecek, ondan sonra bizim semantik modelimiz güncellenecek. Şimdi bu sıralı güncelleme olayını dataflowların refresh anlarını ve semantik modelin refresh anını ayarlayarak manuel yapmak mümkün. Saat 2'de fake tablosunun olduğu data flow'u güncelle, saat 2 buçukta da semantik modeli güncelle gibi. Ama bunu bir otomasyona da bağlamak mümkün. Power Automate ile önce data flow'u güncelle, ondan sonra semantik modeli güncelle şeklinde. Onu da göreceğiz daha sonra. Peki bunu kaydedelim. Buna bir isim veriyorum data flow diye ve kaydediyorum. Basit bir tane de görsel ekleyelim ve yayınlayalım. Publish, kaydet tekrar. Buradaki dataflow çalışma alanına publish edebiliriz veya başka bir çalışma alanına publish edebiliriz. Hiç fark etmez. Dataflow çalışma alanına publish ediyorum.